Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, kadirli munachalar, sizlar bilan Baxtiyor yana Baxtiyor TV kanalı admini. Aziz yurttaşlar, sizlarni bir şu koronavirus kasalligi bilan hozir yurtimizda kuzatib turgan bu yerda beta chiqib turgan. Shuning uchun hozir siz xodimlarimdan sizlarga aniqini bilib beraman. Har xil savollarni berib ko'ramiz. Qani bu anjumanimizda maskasiz yürseniz, dezinfeksiya qaydalarına bo'ysunmasangiz, rioya qilmasangiz, uncha minimal shtraf bo'ladi. Hamda bu emlash hozirgi kunda koronavirusga qarshi emlash kasalliklari qayerda bo'lyapti, emlash ishlari platnimi, besplatnimi, shular haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Kanalda yangi bo'lsangizlar shu Baxtiyor TV kanalına obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bugun 2021 yil uchun tasdiqlangan media rejada belgilangan vazifalar bo'yicha shularning ijrosini ta'minlash yuzasidan matbuot anjumani tashkil etilgan. Matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar, bular vakillari ham ishtirok etmoqdalar. Xabaringiz bor, matbuot anjumani mavzusi bugungi kunda hammamiz uchun dolzarb bo'lgan butun dunyoda azmi shoshuvlarga, katta shoshuvga ega bo'lgan koronavirus kasalligi navbatdagi to'lqinni oldini olish, virusga qarshi profilaktik tadbirlar o'tkazish, emlash ishlarini olib borish hamda uch vaksinasi va dezinfeksiya ishlari bo'yicha Shovot tumanida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan bir fikr yuritib olamiz. Bu yerdan bugun tuman sanitariya epidemiologiya ishlariga va jamoat salomatligini bo'lim boshlig'i Maqsadbek aka Ahmedov epidemiologik vrachlar o'zlarining ma'ruza fikrlari bilan ishtirok etishadi. Mana hozir marhamat tuman va shu sanitariya epidemiologiya ishlariga va jamoat salomatligi bo'limi tomonidan bu borada olib borilayotgan ishlar, profilaktik tadbirlar to'g'risida o'z fikrlaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, mana haqiqatan ham bugungi kunda koronavirus infeksiyasi masalasi dolzarb muammoligicha qolmoqda. Butun dunyoda koronavirus pandemiyasi bo'yicha noxush holat saqlanib qolmoqda. Jumladan Amerika, Indiya, Braziliya kabi davlatlarda kunlik o'sish sur'atlari jadal va o'lim sur'atlari jadal qayd qilinmoqda. Bizning O'zbekistonda kasallanish darajasi oshib bormoqda. Mana 300 dan ortiq kasal bir kunda qayd qilinmoqda. Endi bularni oldini olish maqsadida hukumatimizni Vazirlar Mahkamasini qarorlari asosida yig'ilish bayonlari chiqarildi. Yig'ilish komissiya yig'ilish bayonlari ishlab chiqarilgan. Masalan, 19 martda 67-chi bayoni 18 aprelda 69 sonli bayon ishlab yig'ilish bayonlari joriy qilinib, endi bularni natijasida biror bir qancha nimalar belgilab berildi, ustuvor vazifalar. Masalan, to'yxonalarda 100 kishidan oshmasligi to'y qatnashchilarini, umumiy qatlanish shoxobchalarida o'zini mashnusi obyomidan 50% kam o'rganda kirishi, masjidlarda 65 yoshdan kattalar va voyaga yetmaganlarni qatnashishlariga tavsiya qilinmaydi. Shu kabi idora tashkilotlarida ham karantin tadbirlariga kuchli rioya qilish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Undan tashqari endi javobgarlik masalasi ko'rib chiqildi qaytadan. Ana shu karantin tadbirlariga rioya qilmagan holatlarda jarimaga tortish masalasi ichki ishlar, sanitariya epidemiologiya xizmati hamda Milliy gvardiya bilan birgalikda qo'shma qarorlar ishlab chiqilib, shu qo'shma qarorlar asosida bugungi kunda reydlar olib borilmoqda. Bozorlarda, aholiga hujum joylarida, uyushmalarda, tashkilotlarda reydlar o'tkazilib, birinchi marta ogohlantirish tadbir ishlari o'tkazilib, undan keyin yana shu holat takrorlanadigan bo'lsa, qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilishi muqarrar. Tuman sanitariya epidemiologiya ishlariga markaz tomonidan bugungi kunda
koronavirüsün aldığını alışıp karatılgan bir kança tedbirler emelge aşırılmakta. Cümleden bazarlar, mekte, bakça ve başka karkana teşkilatlarda kan sanitariye tergibat işleri, agahlantırış işleri ötkezilmakta, dizinfeksiye tedbirler ötkezilmakta. Yani 3 ayın içinde 46 bin abikte üyelerde dizinfeksiye tedbirleri ötkezildi. Bundan taşkarı yönelişli ve yönelişsiz taksilerde her günde, her türlü saatten tümenimiz sanitari epidemiyoloji, asayişleri ve cemaat salamatlığı hizmeti hızlanıyası da dizinfeksiye tedbirleri alıp barılmakta. Bundan taşkarı mahallebay, iş yaş tizimi arkalı üzerimizi büyüklerimiz işler çıkarılınca şu büyüklerimiz esasında mesul kadınlar biriktirilip bir işte grup teşkil kılınıp küçeme küçe üyelerde koronavirüs keserliği ve onu aldığını alır sanitariye medeniyeti yaşaş durmuş terzini yakışılar ondan taşkarı kuturuş keserlikleri gidece keserlikleri ve başka yukumlu keserliklerini aldığını alır bu içe tergibat işleri ötkezilmekte. Bundan taşkarı bana koronavirüs infeksiyasını ve cemi ki belki yukumlu keserliklerini aldığına alıştı yegana bir yolu bu imleniştir. Yukumlu keserlikle karşı imleniştir. Şu yüzdesinden koronavirüs infeksiyasını aldığına alıştı bu içe. Bizden Özbekistan'da prezidentimizin kararı, Vezirler Mahkemesi'nin kararları esası da bize de koronavirüse karşı imleş işler yolga koyulurken Sağlık Saklaş Vezirliği'nin 31. sanlı büyük esası da alıp alınmakta. Yani hazırki günde bizde AstraZeneca hem de Özbekistan Xitay koşma karkanası da işlep çıkarılıngan koşma karkanası arkalı işlep çıkarılıngan vaksinalar arkalı imleş işleri alıp alınmakta. Devam kılmakta. Bunda birinci nöbette 65 yaştan ketteler. İkinci nöbette tibbiyat kadınları. İkinci nöbette okutucu. Mektep geçi talim teşkilatı kadınları 18 yaştan 65 yaş geçe bölgen nagirandaki var fukaralar emlenmekte. Bugünkü günde 2998'de fukara bize de menşu vaksin alabilen emlendi. Birinci türü de. İkinci türünün aralıkı 28 günden ki ikinci türü de vaksin alabilen emlenedir. Bundan taşkarı bize de Respublika rehberlerini, prezidentimizin teşebbüsü hem de yani şu tuman hakimliği teşebbüsleri bilen yardımı da bize de PCR aparatı alıp gelip anlatıldı. Yani sanitariye hizmeti karşıda PCR laboratuvarı işe yaptı. Şu gün geçe 3 ayın içinde 10.200'den artık analiz kılındı. Ve şu her günün 400-500 analiz kılınıp durdu. Şimdi başka mahalle boy dizinfeksiye tedbirleri, koronavirüs, vopçı infeksiyeleri, infeksiyasıya karşı vopçı vaksinası ve gidceye karşı degelmintizasyon, yani gidceye karşı dağrı içiriş, gidce kutuya karşı dağrı içiriş tedbirleri var. Bunlar bilen yani bizden epidemiyologlarımız Aziz Bey Murat'ı hem de Cahangir Razzak Bey'le tanıştırıp öterdi. Assalomu alaykum, davlat qatnashchilari. Bizga shu hozir hammamizga ma'lum koronavirus jadal bo'lib turgan paytida ham nafaqat koronavirus bilan shug'ullanib kuna qolmasdan shu mahallabay tizimidan foydalangan holatda mahallalarda aholini turmush madaniyatini ya'ni sanitariya gigiyenik madaniyatini yanada takomillashtirish, kuchaytirish maqsadida ko'pgina targ'ibot ishlari, o'rganish ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan bundan tashqari O'zbek Respublikasi sanitariya epidemiologiya asoslariga hamda jamoat salomatligi xizmati boshqarmasining 15 martdagi 27 sonli buyrug'i hamda Xorazm viloyati sanitariya epidemiologiya asoslariga jamoat salomatligi xizmati boshqarmasining 17 Mart'taki 35. insanlı buyruğu icrasını təminləş maqsadıdır. Şu mahallelerdə şu aytib ötkənimizdik əhalinin sanitariya gigiyenik mədəniyyətini aşırış boyunca özümüzün 18 Mart'taki
27 iyi sanlı buyruğumuzu çıkardık ve buyruk kazasan bölümünün hadımları şu tümendeki 55'te mahallede sanitari gigiyenik cihattan örgənib targıbat işlerine yön aldırıldı. Hazır ki gün geçe, demek 15'te mahallene toluk örgənib çıkıldı. Bu 15'te mahalleden 6200'te hanadanlı şu sanitari gigiyenik cihattan örgənib çıkılıb. Onlardaki kemçilikler öz vaxtıda bertaraf kılındı. Bundan taşkarı hazır gününde devzat burgan koronavirüs keserliğine algına alış, onge karşı iyileşinin ahamiyyeti, karantin kaydalarına kandayı raya kılış gerek, sağlam durmuş tarzını targıb kılgın halıda hayat geçiriş, keyin yine devzat mevzu sıfatı da bize de gidiyor, kuturuş keserliğine algına alış, okattın zaharlanış, virüslü hepatit keserliğine algına alış, harfıl, demek başka yukumlu ve parasitar keserliklerine algına alış bu içe, targıbat, sanibit targıbat işleri əməlgə aşırılmaqdır. Bundan taşkarı yana bizə də dezinfeksiya tədbirləri tümənimiz boyunca yıl başından tümən sanitariya epidemiologiya asayişləliği və cəmaat salamətliği xizmətinin dezinfeksiya tədbirləri bölünməsi məvcud olub. Ülərdə dezinfektorlar küllük ertələbdən demək rejə əsası da İdara təşkilatları, tədbirkarlık subyektleri, bundan taşkarı kesellik anıqlanan xanadanlar varıb dezinfeksiya tədbirlerine əməl aşırardı. Yıl başından şükür geçə 46.070 obyektdə cəmi 15 milyondan aşıq kvadrat metr yüzə meydanını dezinfeksiya işleri əməl aşırıldı. Həm də hazır gün geçə davam etdirib keldirilməkdir. Hazırca şu. Assalamu aleyküm, hürmətli yığılış qatnaşçıları. Hazır gün de tümənimizdə koronavirus infeksiyasını aldığını almış və davalaş bu arasında bir qatar tədbirlər əməl yaşılmaqda. Xüsusən tümənimizdə 8-ci apreldən şu başlar. Tümənimizin cəmi 12-də pünktdə yerləş işləri alıb barılmaqda. Cari ilinin 8-ci apreldən şübüngəçə cəmi 1630 doza Oxford'nin AstraZeneca vaksinası və 1368-də Xitay-Özbekistan xankarlıqidək vaksinalar tümənimizə alıb gelindi. Şündən hazır bir gün geçə cəmi 1630 nəfər AstraZeneca və 1368 nəfər Xitay-Özbekistan vaksinaları sərfləndi. Bu emlengen fukarlar arasında 65 yaşdan aşkan fukarlar cəmi 1659 nəfərini, 18-64 yaşıca xisabda turgeller 291 nəfərini, tibbiyat xadımları 858 nəfərini, obduçilər 95 nəfərini, məktəb keçə təlim təşkilatı tərbiyyəçiləri 95 nəfərini təşkil qıladı. Hazırki gündə AstraZeneca vaksinası ilə emləş əsasən iki basqıçda əməl qaşırlardı. Yəni, birinci emləş ötkəzilgəndən kiyin 28 gün ötüb, ikinci basqıçda əməl qaşırlardı. Xitay-Özbekistan xankarlıqidəki vaksina əsasən 3 basqıçda əməl qaşırlardı. Bu, birinci emləş ötkəzilgəndən kiyin ikinci emləş 21 gün aralığı bilən ötkəzilərdi. Hazırki gündə koronavirus infeksiyasının aldığını alışının yegana yolu bu fukarlarının emləniş xüsablanadı. Bu, bərcə fukarlarını emlənişine təfsiyyə qınamız. Bundan təşkarı tümənimizdə 9-10 yaşlı kızlar arasında bəçədən boyunu ösməsini aldığını alış üçün vaksinasiya cərəlləri alıb barılmaqda. Bunda əsasən bu fiçi vaksinası qonuləndilədi. Hazır gün geçə cəmi 9-10 yaşlı kızlarda emləniş gerek olgan 1424 nəfər kızlardan tolıq bərçəsi emləndi hazır gün geçə. Tümənimizdə yana gicə kəsəlliklərini aldığını almış bu içindən bir qatar işləri əməl yaşılmaqda. Xüsusən 2021-ci ilinin birinci çarəqidə cəmi 76.973 nəfər balalar gicə kəsəlliklərini aldığını almış üçün gicə kəsəlliklərə qarşı teşirildi. Bundan 14 yaş keçə bolgan balalar 38.508 nəfərini təşkil qıladı. 14 cəmi teşkilgən balalarının 161 nəfəri də gicə kəsəlliklər anıqlandı.
Bu aniqlangan kasalliklarning 154 nafari intrabioz, 7 nafari tenorexoz kasalliklari hisoblanadi. Hozirgi kunda gijja kasalliklarini oldini olish bo'yicha diagnostika jarayonlari olib borildi 19-24 aprel kunlari oralig'ida. Bu diagnostika jarayonini o'tkazish uchun tumanimizga viloyat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatlik xizmati boshqarmasi tomonidan jami 31002 ta mebendazol tabletkalari berildi. Bu va diagnostika jarayonlari o'tkazildi. Bu jarayonlarda asosan tibbiyot xodimlari, maktabgacha ta'lim tashkilot xodimlari va maktab ta'lim muassasa xodimlari qatnashishdi. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Bugungi kunda quturish kasalligi ham bo'yicha noxush vaziyatlar dunyo bo'yicha ko'plab uchramoqda. Shu bizda itdan jabrlanish holatlari kundan kunga oshib bormoqda. Fuqarolarimiz tomonidan itni saqlash qoidalariga rioya qilish qoidalariga rioya qilinmayapti. 200 vazirlik mahkamasining 202 sonli qarori asosida shu 202 qarorda qaysi tashkilot qaysi ishni bajarishi kerakligi, fuqarolar tomonidan it qanday saqlanishi, qanday boqilishi kerakligi hammasi to'g'ri o'rgatilib, to'g'ri yozib berilgan. Shu o'rinda aytish kerakki, biz hozir o'tgan yilda 93 oy davomida 94 ta hayvonlardan jabrlanish holatlari qayd qilingan bo'lsa, bu yilda 2021 yilda hayvonlardan jabrlanish holatlari 99 ga oshdi, demak 4 ta 5 ta holatga oshdi. Shuning uchun bunga ketadigan mablag' ham mana 21 milliondan oshib 22 millionga yaqin mablag' ana shu antirabik yordam ko'rsatish uchun sarf bo'ldi. Shu asnoda endi hammadan bir so'rab qo'ygan bo'lardik, bu masalaga katta e'tibor berish kerak. Yani vaqtida saqlab, vaqtida emlatib, bog'liq holda saqlash bo'yicha. Undan tashqari ana mavsumiy kasalliklar buyoqa endi yoz mavsumiy kasalliklar bo'ladi. Ovqatdan zaharlanish, yuqumlash qozonchak kasalliklari mavsumi yaqinlashmoqda. Shu sababli meva, chevalarni yo bo'lmasa bir boshqa taomlarni oxirigacha yetkazib, maromiga yetkazib pishirib yeyish, yo bo'lmasa qo'llarni shaxsiy gigiyenaga rioya qilgan, gigiyenaga rioya qilgan holda vaqt o'z yaxshilab yuvib, mevalarimizdan yaxshilab yuvib iste'mol qilsak, bu kasalliklarni qaynatilgan suv, abzatini qaynatilgan suv ichish kerak. Bu bilan bu kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Salomat. Bugungi kunda ko'pgina fuqarolarimiz bilan suhbatda bo'lamiz. Shu jarayonda vaksinatsiya jarayonida yoshi katta ulug'larning ko'pchiligida xavotir bor. Va emlansak bizda shuning bir nojo'ya ta'sirlari bor. Shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Nojo'ya ta'sirlari bormi yo'qmi? Shu kungacha mana bizda 2998 nafar fuqaramiz vaksinaga emlangan bo'lsa, hech birida nojo'ya ta'sir qayd qilinmadi. Bu gaplar hammasi yolg'on gaplar, bo'xton gaplar. Endi bu biznes bo'yicha biznes yuzasidan aytilgan bo'lishi mumkin, boshqa davlatlardan kirib kelgan oqim bu gaplar. Lekin biz ham O'zbekistonda hech qanday O'zbekiston bo'yicha hech qanday bunaqa nojo'ya ta'sir sezilmadi. Hammasini ahvoli yaxshi, emlanishni olgandan keyin natijasi yaxshi. Ahvoli yaxshi. Qayd qilinmadi. Shubhaga o'rin yo'q, u shubha qilsa bo'lmaydi. Shu vaksinani olgandan keyin shu koronavirus kasalligi shu bilan to'xtaydimi? Shuna garantiya bormi? Aniq na qildimi? Endi bu oxirigacha o'rganmay, lekin 6 oy 1 yilgacha garantiyasi bor. Ha, 1 yilgacha yuqtirmasdi. 1 yilgacha yuqtirmasga garantiyasi bor. Endi bu yog'ini olmoqimiz o'rganib turibdi. Belki oxirigacha vaksina saqlanib qolishi bo'ladi, baqlasa. Tumanda bormi ro'yxat olinganlar? Tumanda ro'yxat olinganlar 10 ta yil boshidan beri, endi 2021 yildan beri 15 ta edi. 5 tasi sog'ayib karantindan chiqarildi. Hozirgi kunda 10 ta fuqaramiz mavjud. 10 ta fuqaramiz jami 5 uyda yashaydi. Ular hammasi karantinga olingan, izolyatsiya qilingan. Ichki ishlar organlari mahalla yordamida biz buni cheklab,
köçeye çıkışını taklap tibbiyat kadınları üyüge varken kaldı, üyüde leçinesini kıl yaptı. Sebep burası simptomsuz, bilgisiz keserlikte. Fakat burada analizde çıkan, hiç kanda simptomu yok. Hazırca şu... Mektebe bakçalarda yok arkadaşlar, yapılan mektebe bakçalarda. Yok, 10 tane keserimizde bittesi, bir keserimizde kızçası, demek ki 22 insan bakçama, 22 insan bakçaya varadı. Bunu şu günümüzde de bize bakçadan, üyde vaktinde bize haber oldu. Analizde atveti çıkanlık barıp, üyde karantinge alıp, bakçasını barıp, bakçadaki hem terbiyenciler ve terbiyeçilerin hemmesinden analizini alıp, bakçanı karantinge alıp, bakçanı dizinfeksiye kılıp, 14 günce yapıldı. Yapılır. 14 günce yapıldı. 14 günden ki, yine bir mertte bu şey analizi anlattıktan ki bakça iş faaliyeti damgıdırlar. O yine akbarat hastalarında ayırttık da köçede yine vaktiyen pişik barbalardan herhalde tam tuttuk ilklerde yakalama virüs dedi. Sonuçta bizler daha azı bağlayı tuttuk ki köçede de bağlayı verdi, yaş bağlayı verdi. İlkler uşuydu. Uşuydu, pişik uşuydu, hayvallar uşuydu. Sonra bunun tepsiyeniz ne oldu? Ayırttık. İndi itten, pişikten yokuşu ispatlanan nersemez, ispatlanmadan. Lakin cicce keserliklerini aldığına alış, kuduruşunu aldığına alış maksadında hayvanlardı. Şu cümleden it müşriklerini uçlamadan makul. Saklaş kadranı raya kılgan makul. Cicce keserlik yukadı. Karnavirüs yukma yanı bilen, ben cicce keserlikleri hayvanlardan itten, pişikten yukadı. İçişe bağlışı mümkün, kuduruş yukuşu mümkün. Kuduruş keserliği bilen keserleniş mümkün. Ne özüm danıştırsam bakçaya kaydı yapmam, gece bulurdu. Bakçaya kaydı aldım benim. Yine hazırlığı günde yeniden işler alıp getirdik, alıp alıp tuttu, virüse karşı işler yatıp tuttu da tuttursuz. Kanı bu, birinciden bu yeniden platini mi, bez platini mi, yurttaşlarımız, mesela okutucular ya başka kesipler, ilgeleri, nere var bu okulunu alsa bulalı, yeniden alsa bulalı. Keyin, yine bir soralım. Ağzı bugünde şu köpler yaşları itibar verip karatsa dezenfeksiye kaydalarını bu yüzden benim maskesi yürgenini güzel tutturduğumuz şulara içe sonuçlara uğurladı. Şu hakkında mı toktalı buysanız? Elinden rahmet. Rahmet. Sağolunuz için. Şimdi birinci soralımız İmleş Platini bize de Özbekistan boyunca bu vaksina tekin, hükümetimiz tamamen özü bütçeden alıp verilgen. Bu vaksina yapılış mümkün emez, pulli buluşu mümkün emez. İkinciden bizde şimdi kayırga var bağladı vaksinanı dediğiniz, bize daha az 12'de imleş pünkütü var. 12'de imleş pünkütü aylavi poliklinikelerde hem de Tümen Tibbiyat Birleşmesi'nin kabul kanalısı da caylaşken. Tümen'deki belki aylavi poliklinikeler hazır meşhur okutucularım, terbiyeçilerim, 65 yaşından kettelerim, mümkünde yenilenişi boyun, kerek boyun, kantinget, hemmesi aylavi parkinciyelerde imlenedi. Kiyen karantin kaydalarına raya kılış bu içe doğru, bize sel, hani o ötken yıl keserlik kemengenden kiyen karalarımız tamamadan karantinli öz karantin tedbirlerine raya konuşu öz karıya taşıp koyuldu. Afkarı tamamdan hiç kendi maske takış ve başka tiz, raya kılış gibi halatlarına hiç kendi demek kızıkşan bulmadı adamla da öz karıya koyuldu. Şimdi bayağı 69. sanlı komisyon yıkılış beyanı arkalı küçeltirildi, nazara küçeltirildi. İndilik demene ştıra vuruş, cerime kılış çaraları kullanılmakta. İkkar kılat nedir? Birincisi bırakılat. Bırakılat bir minimal miktarda cerime kılınladı. Eğer şu kaytarlığa diken olsa yani, aşıp aradı bu cerimene. Şimdi bize bu cerime kılınıştı maksada mes aldığımızda. Bizim halkımız doğru düşünüp şuna doğru raya kılsa bu özü için ve etrafta ileri için yakışık olaraydı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Rahmat mazmunli suhbatingiz uchun mana g'azabimizni eshitdik. Agar yana o'zlaringizni qiziqtiradigan savollar bo'lsa, mana sanitariya epidemiologiya nazorati markazini boshlig'iga savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Agar bugundan boshqalar ishonch telefonlari bor, ommaviy axborot vositalari orqali yoki bo'lmasa hozir Telegram telefonlari orqali ham o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'yicha xohlagan paytingizda shu savol-javob qilib yoki bo'lmasa o'zingizga kerakli maslahatlar olishlaringiz mumkin. Mana hozir tushuntirib o'tdi. 12 joyda tumanimiz bo'yicha emlash ishlari olib borilyapti dedi. Sizlarda so'rag'anlar bo'lsa, shularni tushuntirish ishlarini profilaktik tadbirlar olib borayotganini, mazmun mohiyatini, kasallikni oldini olish qanchalik e'tiborga loyiq ekanligini do'stlar tushuntirish olib borasizlar. Katta rahmat suhbatingiz uchun.